STV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteninde pazartesi gününün başlıklarıyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Altın Koza Maden İşletmeleri ve Eskişehir'de Kaymaz Beldesi'nde gerçekleşecek ÇED raporuyla ilgili bilgilendirme toplantısı amacının çok dışına çıkmıştı. Arbede tartışmalar, hakaretlerin kol gezdiği Eskişehir Milletvekili Jalil Nursüllü'nün Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ve gazeteci Meltem Karakaş'ın 3 kadının da aynı zamanda bu rahatsız tavırlarla karşı karşıya kaldığı ve nahoş görüntülerin olduğu bir toplantı, yapılamayan toplantı gündeme gelmişti. Onun bir farklı aslında yönüyle devam edeceğiz bültene. Bu kez şikayet vakti CHP Eskişehir Milletvekili Jalil Nursüllü bugün savcılığa gitti, suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesinde adliye önünde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve yaptığı açıklamada bu hakaretin sadece kendisine değil Eskişehir halkına, tüm şehre yapıldığını dile getirdi. Sadece bu kardeşine az 5 lira geldi. Bir altın işletmeleri anonim şirketi tarafından Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz mahallesine yapılacak olan Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni 3. kapasite artışıyla ilave maden atık depolama tesisi projesi ÇED bilgilendirme toplantısında çıkan gerginlik ve kendisine yapılan hakaret nedeniyle CHP milletvekili Jalil Nursüllü savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesi Eskişehir Adliyesi önünde açıklama yapan Sülliye, CHP İl Başkanı Recep Taşel, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Muharrem Şenel ve birçok kişi destek verdi. Süllü, altın işletmelerinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Osman Şefik Karlıdağ'ın hakaretinin sadece kendisine değil, tüm Eskişehir halkına yapıldığını söyledi. Tabii onur kırıcı sözler söyledi kendisi bana. Hiçbir şekilde hak etmediğim ve kabul edemeyeceğim şekilde. Orada bulunma nedenim tabii ki halkın bilgilendirme hakkını gözetmek ve tamamen Eskişehir halkının çıkarlarını korumak üzereydi. Aynı şekilde tüm demokratik kitle örgütleri de o amaçla bulunuyordu. Defalarca Kent Konseyi Başkanımızın üzerine yüründü. Baro temsilcimiz Sayın Hüseyin Akçar'ın üzerine yüründü. Tüm sivil toplum örgütlerimizin, Tabip Odası, Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanımızın aynı şekilde konuşması engellenmeye çalışıldı. Bu özellikle suç duyurusunda bulunmak istememin nedeni bu davranışın şahsıma yönelik olmasının yanı sıra Eskişehir halkına ve Eskişehir halkının çevre hakkına, yaşam hakkına bir saldırı olması niteliğiyle özellikle bu konunun takipçisi olacağımı söyledim. Bu konuda da çok fazla destek aldım. Manevi tazminat davası da açmayı planladıklarını belirten Sürlü, buradan hak edilecek yasal tazminatı da Tema Vakfı'na bağışlayacaklarını söyledi. Bu konunun takipçisi olacağım, her tür yasal hakkımı kullanacağım. Bir manevi tazminat davası da suç duyurusunun ardından açmayı planlıyoruz. Bu buradan hak edeceğimiz yasal bedeli de Tema Vakfı'na, çevre konusunda çalışmalarından dolayı Tema Vakfı'na bağışlayacağımı da buradan ayrıca duyurmak istiyorum. Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz de baro olarak konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Konuyu sadece bir hakaret ve tehdit eylem olarak görmek, olayı biraz hafife almak olarak değerlendirilir bana göre. Çünkü burada dikkat etmemiz gereken konu TMSF'ye devredilen ve kayyumla yönetilen bir kurum yetkilisinin, daha doğrusu bir atanmışın, milletin oyuyla seçilmiş ve tüm milleti temsil eden bir milletvekili ve özellikle bir kadın milletvekiline karşı ahlak dışı bir beyanda bulunulması ülkenin aslında evrildiği durumu ortaya koyması açısından önem arz etmektedir. Ben konuya bu açıdan bakıyorum. Avukat Hüseyin Akçar ise kayyum temsilcilerinin görevden alınması gerektiğini ifade etti. Burada en önemli husus aslında gücünü iktidara dayayarak bir takım hamleleri yapma gereksinimini duyan işletme müdür ve müdür yardımcısındadır. İşletme müdür yardımcısı bütün işletmedeki personelin bütün çabalarına rağmen yerine oturmayarak ısrarla milletvekilimizin üzerine yürümüş. Şu anda sizin huzurunuzda bu cümleleri kullanmak istemiyorum ama ağza alınmayacak ahlak dışı birden fazla hakarette bulunmuş. Daha bunun ötesine giderek videolarda da görüleceği üzere milletvekilimizin üzerine yürümüştür.
Bugün sosyal medyada Eskişehir'le ilgili başlıkların içinde festivalime dokunma diye bir hashtag var. Neden var bu hashtag? Çünkü bir etkinlik gerçekleşecekti Eskişehir'de. Festival içinde konserlerin olduğu artı 18, yani 18 yaşın üstündekilerin katıldığı. Ancak Eskişehir Valiliği bir açıklama yaptı. 10 Mayıs ve 24 Mayıs tarihleri arasında, yani 15 gün süreyle açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğin yasaklandığını dile getirdi. Eskişehir Valiliği tarafından açık alanlarda yapılması düşünülen yürüyüş, oturma eylemi, çadır kurma, pankart asma, konser, şenlik ve festival gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtildi. Valiliğin resmi sitesinde yapılan açıklamada, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin teminiyle, ilimizde huzur ortamıyla kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin genel asayişin korunması ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, 19 Mayıs günü yapılacak olan kutlamalar, resmi törenler, valilik ve kaymakamlıklarca düzenlenmesi, uygun görülenlerle siyasi parti faaliyetleri hariç olmak üzere açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğin 15 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu. 10 Mayıs gece yarısından itibaren başlayacak yasaklar 24 Mayıs saat 24'e kadar devam edecek. Alınan kararla birlikte Eskişehir'de bu hafta içi başlaması planlanan müzik festivali de gerçekleşmeyecek. 19 Mayıs, yani bizim için son derece önemli olan bir günün de içinde yer aldığı, gençlik bayramının olduğu o süreç içerisinde bir başka festivalin hazırlıkları yapılan, başlanan, yer aldığı bir sürecin arasında neden böyle bir yasak kararı var? Vatandaş anlayamıyor. Gerekçe olarak da öne sürülenlerin bir gerekçe olmadığını iddia ediyorlar ve soruyorlar neden, yani eğlenme hakkımız elimizden alınıyor. Pandemi diyorsanız biliyorsunuz pandemi sürecinin en azılı olduğu zamanlarda bile binlerce kişinin katıldığı kongreler gerçekleşmişti. Hiçbir yasak, hiçbir denetim olmadan. Dolayısıyla işin içinde acaba başka işler mi var? Özellikle bir festival mi hedef alınıyor diye vatandaşın sorduğunu ben de aktarmış olayım. Ben de merak ediyorum çünkü bir Eskişehirli olarak. Devam edelim. Hilal Bingöl Gündüz Bakım Evi ve Kreşi. Eskişehir için önemli bir kazanım. Bugün açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediyenin bu yıl içinde 4 kreş daha açacağını müjdeledi. Odunpazarı Belediyesi tarafından Gök Meydan Mahallesi'ne yapılan Hilal Bingöl Gündüz Bakım Evi ve Kreşi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, kreş bağışçıları Nilgün ve Çetin Bingöl'le, belediye bürokratları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kreşe Nilgün ve Çetin Bingöl'ün 2017 yılında hayatını kaybeden kızları Hilal Bingöl'ün adı verildi. Açılışta konuşan Nilgün Çetin, açılan bu kreşin kendileri için anlamına değindi. Bu gündüz bakım evi ve kreş bizim için çok önemsediğimiz iki mana, anlam taşıyor. Birincisi elbette evladımızın adını yaşatmak, böylesi bir şey. Ama sadece bu değil. Çünkü Hilal çocukları çok severdi. Ve ben inanıyorum ki burada yüzlerce, belki binlerce çocuğu olacak. Bingöl ailesine kreşe verdikleri katkıdan dolayı teşekkür eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise bu yıl içerisinde 4 kreş daha açacaklarını söyledi. Her mahallede bir kreş ihtiyacının olduğu kesin. Bunu devlet yapamıyorsa biz elimizi taşın altına koyup gerçekleştirmeye çalışacağız. Bizim de gücümüz yetmez. Sizlerin katkısını bekliyoruz. Eskişehir'de kendine sosyal sorumluluk anlamında bir görev yükleyen herkesin bu projeye katkı sunması gerekir diye düşünüyorum. Toplumsal anlamda hepimizin sorumluluğu var. Hepimizin görevi var. Bunu da gerçekleştirmenin bir yoludur bu. Şu anda Odunpazarı Belediyesi'nin bu yıl içinde
açacağı 4 tane yeni kreşimiz daha var. Bu bağışçılarımıza da ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından öğrenciler kısa bir gösteri sundu. Dünyayı siz yönetin çocuklar. Daha sonra açılışa katılanlar kreşin içini gezdi. Eskişehir Spor Kulübü liglerin sona ermesinin ardından bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda kongre kararı alınırken yeni sezon planlamaları için de düğmeye basıldı. Eskişehir Spor Yönetimi Başkan Mehmet Şimşek önderliğinde geçtiğimiz akşam Vali Hanifi Demirkol tesislerinde bir toplantı gerçekleştirdi. Sezon değerlendirmesi yapan Şimşek ve yönetimi sportif anlamda başarısızlıkların nedenini gözler önüne serdi. Özellikle yönetim deplasman grafiğindeki kötü gidişatın küme düşmede önemli etken olduğunda hemfikir oldu. Mehmet Şimşek başkanlığındaki siyah kırmızılı yönetim yaptığı toplantıda kongre kararı aldı. Bu karar hafta içi kamuoyuyla paylaşılacak. Kongre kararı alan yönetim transferi açabilecek güçlü bir ekip çıkarsa görevi devredecek. Aday çıkmadığı takdirde ise yeni sezonun planlaması somut adımlarla başlayacak. Hangi teknik kadro ve hangi futbolcularla yola çıkılacağı en kısa sürede netleştirilmeye çalışılacak. Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi'nin olağan genel kurulu gerçekleşti. Mevcut başkan Azmi Kerman'la Cihan Taşar'ın listelerinin yarıştığı seçimlerde yeni başkan Cihan Taşar oldu. Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi olağan genel kurulu Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleşti. Seçimlere geçeceğiz. Ben şimdi sizlere... Genel kurulda divan başkanlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şube Başkanı Sevgi Akmen yaptı. Mevcut başkan Azmi Kerman ve Cihan Taşar'ın listelerinin yarıştığı seçimi 90 oyla Taşar kazandı. Kerman ise 50 oy aldı. Yeni başkan Cihan Taşar, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni Eskişehir'de hak ettiği noktaya taşıyacak olan bir ekiple göreve hazır olduklarını söyledi. Genel kurulumuzun Atatürkçü Düşünce Derneği'nde yeni bir ivme kazandırmasını, yeni yüzlerin ortaya çıkmasını sağlamasını diliyorum. Ve biz uzun süredir Atatürkçü Düşünce Derneği yönetimlerinde yer alıyor, çalışıyoruz. Fakat bu süreç içerisinde tabandan, genel anlamda yönetimde bir değişim isteği geldi ve bu doğrultuda da arkadaşlarımızla beraber yeni bir liste çıkardık. Bu listede daha çok yeni yüzlere, gençlere yer verdik ve ADD'yi Eskişehir'de hak ettiği noktaya taşıyacak olan bir ekiple seçime hazırız. Cihan Taşar başkanlığındaki yönetim kuruluysa Hakkı Er, Yasemin Özmutlu, Kaan İlhan, Mustafa Savaş, Mehmet Avcı ve Ersin Temtek isimlerinden oluştu. Yıkım kararı alınan Kurtuluş Kapalı Pazar yerinde çalışan esnaf yarından itibaren İmar Sokak'ta hizmet vermeye başlayacak. Pazarcıların bir kısmı esnafın mağdur olacağını düşünüyor. Bir kısmı ise verilen karardan dolayı yani yıkılıp yeniden yapılma süreciyle ilgili memnuniyetini dile getiriyor. Kurtuluş Kapalı Pazarı depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacak. Pazar esnafı tezgahları boşaltmaya başladı. Ya bugün yıkılmasa yarın başımıza yıkılacak artık. Pazarcılar 11 Mayıs Çarşamba gününden itibaren Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere İmar Sokak'ta kurulacak pazarda hizmet verecek. Tezgahları boşaltmak için son günün bugün olduğu bildirilirken pazarcılar durumu değerlendirdi. Ya şu anda biz Kurtuluş Pazar Marketi'nde 7 gün faaliyetteydik. 7 gün hizmet veriyorduk. Bize mahalle pazarını veriyorlar 2 gün. 2 gün. Yani bizim bazı burada arkadaşlarımızın %30'unun %40'ının mahalle pazarı var. %70'inin yok ama. Yani esnaf burada 2 gün çalışıp 5 gün istirahat etmek zorunda kalacak. O da ister istemez esnafın borcu var, harcı var, çeki var, senedi var, ne bileyim kredisi var. Öyle bir problem var, öyle bir problem var. Haftanın 3 günü, 4 günü olsa daha güzel olacak. Ama biz bir an önce diyoruz ki bu pazarda sıkıntı var, bir an önce yapılsın. Bir an önce, yani biz belediyemize güveniyoruz, inanıyoruz. Bir an önce yapılsın, esnafın mağduriyeti giderilsin. Yıkılmasının nedeni depreme dayanıksız raporu alındı. Şimdi biz de yıkılmasını istiyoruz ama haftada
buradaki Kurtuluş Mahallesi'ni mağdur etmemek için haftada başkanımız karşı tarafta İsmar'ın sokağını bize tahsil etti. Çarşamba cumartesi günleri açacağız burayı. Geçici olarak buraya 14 ay içinde nasip olursa veya 15 ay içinde geri girme şansımız var. Size öyle bir süre verildi mi? Tabii tabii. Başkanımız dün gene söyledi. Buraya yıkılmak şu anda zorunluluğu var. Yani yıkılmasa bile belki de kışın çatı komple bizim üstümüze gelecek artık. Çünkü depreme dayanıksız. Ha, mağduriyet var mı? Var. Ama bir süre verdi. Gene Allah razı olsun, yani karşı sokağa aldı. Belediye başkanı tamam dedi, geçsinler dedi. Geçmesek ne olacaktık? Bir de o var. Biz de bir an önce yıkılıp geri hemen hizmete başlayacağız. Öte yandan konu hakkında görüşünü almak için defalarca aranan Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek'e ulaşılamadı. Geçtiğimiz yıl kuraklık tehlikesiyle gündeme gelen Keskin Barajı'ndaki su seviyesinin kış mevsiminde etkili olan yağışlarla birlikte yaklaşık %30 oranında arttığı gözlemlendi. Barajın son hali görenleri, geçen seneyle kıyaslayanları umutlandırdı. Eskişehir kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan ve geçen sene kuraklıkla gündeme gelen Keskin Barajı'nın su seviyesi arttı. Kış mevsiminde etkili olan kar ve yağmurla birlikte su seviyesi artan baraj drone'la havadan görüntülendi. Doğa ve balık tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan barajın son hali, kuraklık alarmını geride bırakarak çevredeki çiftçileri umutlandırdı. Farklı balık ve kuş türlerine ev sahipliği yapan baraj suyunun ilkbahar mevsiminde beklenen yağışlarla birlikte daha da artması değerlendiriliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri toplu taşımada maske zorunluluğunun devam ettiğini, bu konuda özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların sorun yaşamaması için kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı. 11 Mart 2020'de Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakasıyla başlayan zorunlu maske kullanımı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısıyla sona erdirildi. 4 Mart'taki yeni düzenlemeyle kapalı alanlarda maske kullanımı kaldırılırken uygulamada iki istisnaya yer verildi. Toplu taşıma araçları ve hastanelerde 1000 vaka altına düşene kadar maske zorunluluğu devam ederken yetkililer bu konuda kurallara riayet edilmesi gerektiğini belirtti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de başta tramvay olmak üzere toplu taşımada halen maske zorunluluğunun devam ettiğini, bu konuda vatandaşlar arasında sorun yaşanmaması için kurallara uyulması gerektiğini ifade etti. Kendi sağlığımız ve halkımızın sağlığı için lütfen maskemizi takalım, maske takmaya özen gösterelim. Yetkililer, maske kullanımının kapalı alanlarda kaldırılması konusunda bazı vatandaşların toplu taşımada da maske kullanımını bıraktığı, özellikle yaşlı ve kronik sağlık sorunları bulunan vatandaşları zor duruma düşürmemek için devam eden kurala uyulması gerektiğini vurguladı. Sayın vatandaşlarımız, maskelerimizi düzenli bir şekilde takalım. Sağlığımız için ve halkımızın sağlığı için. Çifteler ilçesine bağlı Kadıkuyusu mahallesinde şükür ve yağmur duası düzenlendi. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte eller hep birlikte dualar için kalktı. وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı Kadıkuyusu mahallesinde şükür ve yağmur duası düzenlendi. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Duaya mahalle sakinlerinin yanı sıra şehir merkezinden de geniş katılım oldu. Ahri bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve bu iki peygamber arasında her ne kadar peygamberler gelip geçtiyse haktır ve gerçektir. Yurt dışından da katılımcıların yer aldığı etkinlikte gurbetçiler hasret giderdi. Allahümme dhinnel cennete me'al emrar bi şefaati nebiyken muhtar. Etkinlik Mevlid-i Şerif okunarak başladı. وَسَلِّمْ مَا دَامَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ إِلَٰهِ يَا رَبِّي وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Daha sonra Çifteler ilçe vaizinin yaptığı yağmur duasının ardından katılımcılara geleneksel etli pilav ve yufka ikram edildi. Duaya Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık da katıldı.
öyle bir şey. Birlik ve beraberliğin olduğu etkinlikte eller yağmur duası için açıldı. Günahlarımıza tövbe edip istiğfar edip, gürmümüze, cismimize bakmadan senin huzuruna vardık, ellerimizi açtık. Bizleri huzurundan boş çevir. Eskişehir-Ankara karayolunda meydana gelen ve 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza Eskişehir-Ankara karayolu otogar mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen 26NS037 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan başka bir otomobili arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34DPF-353 plakalı otomobil, önündeki 26AAC-378 plakalı bir diğer otomobile çarptı. Kazada 26NS037 plakalı otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve trafik ekibi sevk edildi. Aynı ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. STV Ana Haber'de günün gelişmeleriyle karşınızda olduk. Tekrar görüşünceye dek hepinize mutlu akşamlar, güzel haftalar diliyorum. Hoşçakalın.